Arkadaşlar merhabalar. Ben bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencilerinden Berkay Özer. Bu video boyunca grup arkadaşlarım olan Burak Enes Demir, Çağrı Üstün ve Ömer Faruk Küçüker adına grup lideri olarak ilk önce sizlere bilgisayar ağları dersi içerisinde grup olarak yaptığımız proje ödevimizden ve daha sonra ağırlıklı olarak pandemi sürecinde nasıl grup olarak çalıştığımızdan bahsedeceğim. İlk olarak proje ödevimizin tanıtımıyla başlayalım. Bize verilen proje ödevi Jeopardy ya da Kim Milyoner Olmak İster gibi bilgi yarışmalarının temelleri üzerine kurulu bir bilgi yarışması oyunudur. Bildiğiniz üzere bilgi yarışmaları birden fazla oyuncunun birbirleriyle bilgilerini yarıştırdığı bir platformdur. Bunun sanal ortamda gerçekleştirilebilmesi için bir iletişim ağına ihtiyacımız vardır. Peki bu iletişim için bizler ne kullanacağız? Bilgisayar mühendisi öğrencisi olmak isteyen ya da henüz birinci veya ikinci sınıfta bulunan arkadaşlarımız, üçüncü sınıfta görecekleri bilgisayar ağları dersiyle TCP, UDP gibi protokoller kullanarak bilgisayarlar, programlar ya da program parçacıkları arasında iletişim nasıl kurulduğu, veri aktarımının nasıl gerçekleştirildiği gibi konuları uygulamalı olarak öğrenecekler. Peki biz bu uygulama için neyi kullandık? Bu uygulamayı gerçekleştirmek için TCP adında bir protokolü kullandık. Nedir bu TCP dediğimiz şey? Bir iletişim protokolüdür. Bu protokole göre iletişim kuran sistemler birbirlerine karşılıklı olarak veri alıp gönderebilir. Bu veri aktarımlarında yine TCP protokolüne göre veri kaybının gerçekleşmemesi adına karşılıklı olarak her gönderimde verinin doğruluğunun kontrolleri yapılır. İnternet üzerinden veri aktarımı yapılırken host adını verdiğimiz sunucular kullanılır. Bu sunucular iki bilgisayarın arasında bağlantının kurulmasını sağlar. Daha sonra da veriler bilgisayarlar üzerinden bulunan port adını verdiğimiz kapılardan alınarak işlenir. Biz bu uygulamamızda tek bilgisayar kullandığımızdan dolayı host olarak lokal hostumuzu ve bilgisayarımızda lokal hostumuzu kullanacağız ve bilgisayarımızda bir port belirleyerek işlemlerimiz arasında iletişimi sağlayacağız. Şimdi, peki bizim yaptığımız bu oyunun özellikleri neler? Bunlardan bahsedeyim birazcık. Bu oyunda oyuna katılan kişilerimiz, client ve bu clientlerin cevaplarını alan, bunları değerlendiren ve puanlamayı sağlayan merkezi kontrol organı olan serverımız vardır. Yani oyuna katılan kişiler, atıyorum Ahmet, Mehmet, Veli, bunlar client ve bunların cevaplarını değerlendiren ve bunlara yanıtlar veren server. Server her bir etapta kendisine bağlı olan bütün clientlara ilgili etabın sorusunu gönderir ve cevap verilmesi için beklemeye geçer. Bu bekleme süreci içerisinde clientlardan birisi gelen soruya ilk olarak cevap verdikten sonra diğer clientların cevap vermek için kullanacakları butonlar kapatılır ve cevap vermeleri engellenir. Eğer ki cevap doğru ise bağlı olan tüm clientlara cevabı veren kişinin doğru cevap verdiği mesajı iletir. Eğer ki cevap yanlış ise bu sefer de tüm clientlara cevabın yanlış olduğu bilgisi döndürülür ve yanlış cevap veren client dışında diğer clientların cevap verebilmeleri için butonlar tekrardan aktif olur. Daha sonra son bir defaya mahsus olmak üzere aktif olan bu şıkları içeren butonları ilk kim basarsa onun cevabı değerlendirilir ve doğru ise doğru, yanlış ise yanlış mesajı tüm clientlara iletilir. Turun sonunda da güncel olan puan durumu herkesin ekranında yazar ve oyun bu şekilde devam eder. Şimdi sizlere öncelikle oyunumuzun arayüzünü anlatayım, arayüzünü göstereyim. Gördüğünüz üzere oyunun client kısmı, yani oynayacak kişilerin, atıyorum Ahmet, Mehmet gibi kişilerin ekranda göreceği kısım tam olarak burası oluyor. Bir connect butonumuz, disconnect butonumuz, cevap verebilmeleri için şıkların içeriğinin bulunduğu 4 tane şık butonu, client'ımızın adını içeren bir bölüm ve oyun sürecinde yaşanılacak olaylar için, atıyorum bir cevap verdiğimiz zaman cevap verdiğimiz kısım
Cevabımız buraya yazılacak. Bir soru geldiği zaman serverımızdan gelen soru buraya yazılacak. Puanlar buraya yazılacak. Yani burası iletişimin görüldüğü kısım olarak gerçekleşecek. Şimdi sırasıyla gidelim. Önce uygulamamızı çalıştırmadan önce burada belirli kısımlarımız var. Kod alanlarımız. Bu kod alanlarında neleri gerçekleştirdiğimizi anlatayım. Öncelikle kaynak kısmına gideyim. Burada gördüğümüz üzere bir portumuzu belirlemişiz. Bu bilgisayarımız içerisinde kapı olarak çalışacak. 44.444 olarak belirlemişiz. Host olarak da lokal host'u belirlemişiz. Yani bilgisayarımızın kendisini belirlemişiz host olarak. Devam edelim. Burada butonlarımızın içeriği bulunuyor. İçerindeki kodlar. Yine gördüğünüz üzere pandemi sürecinde biz arkadaşlar olarak çalışırken grup olarak herkes kendi kısımlarını yaptı ve herkes kendi kısımlarını gerçekleştirirken kendi gerçekleştirdiği kısımlara isimlerini yazdılar. Şimdi burada butonlarımız var. Butonlara bastığımızda ne olacak? Butonlara bastığımızda bir client oluşturacak. Client dediğimiz kısım burada. Client'ımızın kod alanları. Bir client'ın özelliklerini içeren bütün kodlar burada yer alıyor. Daha sonra buraya işte gösterdiğimiz buradaki butonların yolları, uzantıları, işte buradaki history alanı, bunun uzantısı, connect, disconnect butonların uzantıları gibi kısımlar yollanılıyor. Şimdi gelelim client kısmımıza. Client kısmımızda neler yer alıyor? Client kısmımızda burayla olan bağlantı sağlanıyor. Daha sonra işte serverdan gelen mesaja göre buradaki butonların açılıp kapanması, buradaki bağlantının kurulup kurulmaması, örnek olarak başka serverdan gelen mesajlar oluyor ya da servera gidecek mesajlar oluyor. Servera gidecek mesajların gönderilmesi, serverdan mesajların alınması, serverdan gelen mesajların burada görüldüğü üzere gelip burada yazılması ve ekranda gösterilmesi. Buradan giden bütün mesajların butonlara tıkladığımızda A mesajı, B mesajı yollanıyor. Bu mesajların bu alanda gösterilmesi client üzerinden gerçekleşiyor. Yine mesaj kısmımız var. Buradan bahsedeyim. Burada mesajları uzun uzun tekrar tekrar gelip buralarda ya da ne bileyim buralarda server'ın içerisinde, client'in içerisinde yazdırmak yerine bir hatalı durum oldu ya da atıyorum herhangi bir bilgi gönderilmesi gerekiyor kullanıcıya. Doğrudan buradaki mesajımızı kullanıyoruz. Buradaki mesajlarımızı kullanıyoruz. Buradan işte cevap kontrol yazıp doğrudan bu mesajı çekebiliyoruz. Örnek olarak buraya göstermek gerekirse mesela işte doğru bir cevap geldiğinde ya da yanlış bir cevap geldiğinde işte doğru cevap diye bilgi yollanıyor. Yanlış cevap diye bilgi yollanıyor. Yani örnek olarak buraya gösterebiliriz. Devam edelim. Peki serverımız olması gerekiyor dedik. O da burası oluyor tam olarak. Peki biz serverımızda ne yapıyoruz? Serverımızda bağlı olan clientlarımızı tutuyoruz. Bağlı olan clientlarımız kimlerdir? Ahmet'tir, Mehmet'tir veya herhangi biridir. Bu kişilerin bağlantılarını tutuyoruz. Çünkü onlara sırasıyla işte bizden mesaj yollayacağız. Server tek. Tek server üzerinden birden fazla client'a mesajlar yolluyoruz. O yüzden bunları tutuyor server. Ayrıca başka neler yapıyor? Soruları tutuyor. Soruları nasıl tutuyor? Soruları bir text dosyasından elde ediyor serverımız. Nasıl bir text dosyası? Göstermek gerekirse bu şekilde. Sorular üst kısmında yer alıyor. İkinci satırda cevapları. Yine sorular yazıyor. Dört şık üzerinden ve cevapları yer alıyor. Bu şekilde bu bir text dosyasını okuyarak bu text dosyasının içerisinden soruları alıyor. Ve aldığı bu soruları sırayla client'lara yöneltiyor. Devam edelim. Başka neler yapıyor? Puanlamaları sağlıyor. Soruları yolluyor. Yolladığı bir soru olsun diyelim. Buraya yolluyor. Buradan
gelip client'ın içerisine yazılıyor. En başta çalıştığı zaman. İşte butonlar aktif değil. Bir soru geliyor. Soruyu buraya yazdırıyor. Daha sonra butonlar aktif oluyor. Buradan cevaba tıkladığımız zaman tekrar buraya cevap geliyor. Buradan server'ımıza gidiyor. Server'da bu kontrol ediliyor. Cevabın kontrol edilmesi server içerisinde yer alıyor. Buna göre kullanıcıya puan veriliyor. Eğer hatalıysa tekrardan cevap verilmesi isteniliyor kullanıcılardan. Bu şekilde ilerleniliyor. Daha sonra sırayla sorular iletiliyor. En sonunda tur sonlarında burası puanları iletiyor. İşte kimin kaç puanı olduğu bilgisini döndürüyor. Daha sonra soruların işte bitip bitmediğini, daha soru kalıp kalmadığını, yarışmadan atıyorum işte örneğin kişiler kapatabilir, yarışmanın ortasında yarışmadan çıkabilir, yarışmada birinin kalıp kalmadığı gibi ya da yarışma bittikten sonra birincinin kim olduğu gibi bilgileri işte tam olarak server kontrol ediyor ve clientlarımıza yolluyor bunların bilgilerini. Şimdi çalıştıralım. Nasıl çalıştığını gösterelim. Nasıl çalıştığını gösterelim sizlere. Öncelikle server'ımız çalışmalı. Şimdi client'larımız var, client'ımız var diyelim. Client'ımız var fakat bizim client'ımız dışında bir de server'a ihtiyacımız var. Server arka planda çalışıyor. Pardon. Server zaten çalışıyormuş. Server zaten çalıştığından dolayı tekrardan açamadık. Daha önce çalıştırmıştım. Şimdi çalıştıralım server'ımızı. Server'ımız çalışıyor. Buralarda soruların kontrolünü yapıyor. Sorular geldi mi gelmedi mi? Sorularını doğruladıktan sonra server başlattı. Daha sonra client'larımızı çalıştırmamız gerekiyor. Client'larımızı çalıştıralım. 3 tane client'e ihtiyacımız var çalıştırmak için. Tabii bunu 2 de yapabiliriz ya da arttırabiliriz. Yani bunlar bizlerin inisiyatifine kalmış bir şey. Bunlar bizim inisiyatifimize kalmış bir durum. Client'lerimizi tek tek alalım. Şimdi 3 tane client'ımız var. Bunları sırayla bağlamamız gerekiyor. Bağladık. Server'a bağlandı mesajı client'ımızdan, server'ımızdan geldi. Bunu da bağladık. Gördüğünüz üzere isimleri var. Thread 1, Thread 2 olarak. Bu bağlandıktan sonra client'ımıza mesajı geldi. Thread 2 server'a bağlandı diye. Üçüncüyü de bağladığımız an oyun başlayacak. Başlattık. Şimdi ilk soru yöneltildi. Türkiye'nin başkenti neresidir diye. Dedik Ankara. Gördüğünüz üzere diğerlerine thread 3 cevap yolladı ve cevabı görüyoruz. Ve doğru cevap olduğunu server'dan döndü ve turun sonunda puanlamalar döndü. Thread 3'ün puanı 1 olarak gösterildi. İkinci soruya geçtik. Bu sefer thread 1 cevap versin. Diyelim ki UEFA kupasını kazanan Türk takım kimdir diye soruyor. Cevap Galatasaray. O zaman atıyorum biz dedik ki Beşiktaş. A dedik. Cevap kontrol ediliyor. Lütfen bekleyiniz diyor server. Ve yanlış cevap olduğu bilgisini döndürüyor. Yanlış cevap olduğu bilgisi döndürüldükten sonra ne oluyor? Tekrardan bir hak daha veriliyor kalan kullanıcılara. Thread 1 yanlış cevap verdiği için ona tekrar ikinci bir hak veriliyor. Daha sonra bu sefer Thread 2 cevap versin. Ve desin ki Galatasaray. C'ye tıkladık. Kontrol ediliyor. Tüm client'ların bu sefer kapandı. Bu cevap butonuna tıkladıktan sonra butonları kapandı. Kontrol edildi ve işlendi. Bu şekilde devam ediyor. Bir yılda kaç gün vardır? Thread 3 yanlış cevap versin. Thread 2 de yanlış cevap versin diyelim. Bu sefer kimseye puan verilmiyor. Herkesin puanı olduğu gibi kaldı. Sıradaki soruya geçildi. Devam edelim. En soğuk mevsim hangisidir? İşte de kış. Yani thread 3'ü kazandıralım şimdi. Oyunu kazandıralım ve ne olduğunu görelim. Doğru cevap dedi. Bu şekilde ilerliyor oyun. Toplam kaç sorumuz vardı?
Toplam 6 sorumuz var. 6 sorumuzu tamamlayalım. İşte yanlış cevap verdirelim. Ve atıyorum işte rastgele tıklayalım şu an. Üçümüzde önemli olan şu an kazandıralım, bir gösterelim neler gerçekleşiyor. Diyelim tekrardan. Yanlış cevap. Ne diyelim? Yanlış cevap. Evet, puanlar gösterildi. Birinciler de gösterildi. Ve ne oldu? Şu an cevabı kimse bilemediğini söyledi. Son sorunun cevabı içinde. Herkesin puanını yazdı. Kimse bilemedi diye de yazdı. İki kere mesela bir hak daha veriyor bizlere. İşte geldik. Tire 3 hatalı bildi. Geri kalana tekrardan cevap verme hakkı tanıdı. O da yanlış bildi. Kimse bilemedi diye server mesaj yolluyor herkese. Daha sonra baktığımız zaman son soruya cevap verdikten sonra puanlar tur sonunda puanlar yazdırılıyor ve en son soru olduğu için yarışma bitmiştir bilgisini döndürüyor. Birinci ya da birinciler. Çünkü birinciler demesinin nedeni atıyorum Thread 3 ile Thread 2 ikisi de bir bir bitirebilirdi oyunu. O zaman birinciler olarak açıklaması gerekirdi. Ne oldu? Thread 3'ün puanı 2. Thread 2'nin puanı 1. Thread 1'in puanı da 0. O zaman server dedi ki birincileri açıklarken Thread 3 birincidir. Bu şekilde bir uygulama olarak çalışmaktadır bu. Yine gördüğümüz üzere tekrardan bağlantılar açılıyor. Tekrardan bağlanılabilme sağlanıyor. İşte server'a bağlanıyor. Server'a bağlanıyor. Şu an server'ın içerisinde hiç kimse kalmadı. Oyun bittiğinden dolayı tekrardan bağlanıyor ve sorular tekrardan geliyor. Biz bunları nasıl geliştirebiliriz? Bir soru havuzu oluştururuz. Geniş bir soru havuzu. Bu soru havuzunun içerisinde rastgele olarak soruları elde edebiliriz mesela. Yani bu tarz geliştirmeler, arayüzde geliştirmeler yapılabilir. Şimdi uygulamamızın çalışma şekli böyle. Genel olarak genel hatlarda çalışma şekli böyle. Sizlere asıl bahsetmek istediğim konu ise pandemi sürecinde biz bu uygulamayı nasıl gerçekleştirdik? Grup olarak nasıl çalıştık? Nasıl başarı ulaştırabildik uygulamamızı? Şimdi pandemi sürecinde pandemi süreci boyunca bildiğiniz üzere eğitimlerimizde evimizde devam etme mecburiyetinde kaldık. Bu süreç boyunca aldığımız eğitimler teorik ders ve laboratuvar olarak uzaktan canlı yayın ve yüklenmiş video ya da yazılı dokümanlar eşliğinde gerçekleşti. Tabii ki biz de bu süreç içerisinde bu aldığımız eğitim biçiminden bir tecrübe oluşturduk. Yine de ilk zamanlar bir proje aldığımızda nasıl toplu olarak çalışacağız, nasıl iletişim kuracağız, zamanları nasıl belirleyeceğiz gibi birçok sıkıntı yaşadık. Lakin bunların üstesinden gelmenin en iyi yolunun iletişim yolu olduğunu bildik. Bizler de projemizin ilk zamanlarında grup olarak toplantılarımızı Zoom, Discord gibi platformlar yoluyla konferans şeklinde gerçekleştirdik. Projemizi ortak geliştirebilmek amacıyla da GitHub platformunu kullandık. Öncelikle yapacağımız işin ayrıntılarını belirledik. Bir plan oluşturduk. Çünkü bir projeye plansız ve programsız başlandığı vakit projenin ana hatlarından hiçbir şekilde emin olamayız. Dolayısıyla proje boyunca da sürekli sıradaki adımı hayal etmeye çalışmak, birçok adımı geçtikten sonra hatalı olduğunu görüp başa dönmek gerekebilir. Bunlar hem vakit hem de enerji kaybına yol açıyor. Bu nedenle bir projeye başlamadan önce yapılacak adımların belirlenmesi oldukça önemli. Bizler de birkaç toplantı boyunca yapacağımız işleri belirlemede ve bunların ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde kafa yorduk. Daha sonra ana hatları belirledikten sonra projeyi yapma aşamasına geldik. Pandemi süreci boyunca en sıkıntılı süreç de burası oldu. Çünkü normal zamanlarda projeleri toplu bir şekilde bir ortamda gerçekleştirebilirken bu sefer işlerin uzaktan gerçekleştirilmesi gerekliydi. Peki biz bu geliştirme sürecinde nasıl ilerledik?
Doğruyu söylemek gerekirse bu süreç içerisinde en zorlu kısım herkese uyacak ortak bir zaman birleme ve uygulamanın gerçekleştirilecek kısımların paylaşımları oldu. Çünkü bazı durumlarda uygulamanın gerçekleştirilmesine devam edilmesi için belirli kısımların tamamlanmasına ihtiyaç duyuldu. Tabii biz başta bunları belirlememizden kaynaklı olarak bütün grup arkadaşlarımız nerede neler yapacaklarının az çok farkındalardı. Sırayla adım adım ilerledik. Tüm arkadaşlarımız süreç içerisinde kendi paylarını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kısımlardan sonra haftada 2 ya da 3 defa gerçekleştirdiğimiz uzaktan toplantılar eşliğinde kendi kısımlarını gerçekleştiren arkadaşlarımız ayrıntılı anlatımlarını yaptılar. Tabii ayrıntılı anlatımları Zoom üzerinden yaptılar. Daha sonra bu kısımların birleştirilmesi GitHub yolu ile sağlandı. Kendi kısımlarını gerçekleştiren arkadaşlar sırasıyla GitHub üzerinden oluşturduğumuz ortak proje dosyası içerisine kendi güncellemelerini yaparak projenin toplu olarak geliştirilmesini gerçekleştirdi. Şimdi sizlere GitHub üzerinden gerçekleştirmemizi göstereyim. Nasıl yaptık biz bunu? Gördüğünüz üzere bu benim GitHub sayfam. GitHub sayfam üzerinden gösteriyor. Şimdi biz nasıl başladık? 18 Nisan'da başlamıştık projeye. Proje dosyasını açmışız. İşte her bir seferinde GitHub'tan güncellemeler yapmışız. Ben kendi güncellemelerimi yapmışım. Burak arkadaşımız kendi güncellemelerini yapmış. Ömer Faruk arkadaşımız, Çağrı arkadaşımız kendi güncellemelerini yapmış. Kendi güncellemelerini yaptıktan sonra herkes kendi güncellemelerinin ne olduğunun başlıklarını dahi yazmış. Neleri revize ettiklerini yazmış. Yani biz buradan bir güncelleme yaptığımız zaman kendi bilgisayarlarımızda arkadaşlarımız kendi bilgisayarlarında bu güncellemeleri görebiliyor. Ben atıyorum işte ne yapmışım? En aşağıda ilk önce butonları eklemişim. Yine GitHub üzerinden benim repoma erişen arkadaşlar butonları güncellediğimin farkında oluyorlar. Ve bunun üzerine yenisini koyuyorlar. İşte atıyorum butonların içerisine farklı elemanları ekliyorlar. Atıyorum butonların client içerisinde bağlantısını sağlıyorlar. Atıyorum ben client'ı yazdıktan sonra kalkıp örnek olarak server'a olan bağlantıyı sağlıyorlar. Yani bu tarz bağlantıların gerçekleştirildiği kodları içerisine yüklüyorlar gibi. Herkes de bunları görebiliyor. Bu şekilde de ortak bir geliştirme alanı sağlanıyor. Yine göstermek gerekirse bir geri geleyim. Projemizi içerdiği dosya da burada yer alıyor. Yine projelerimizin bütün dosyalarını burası içeriyor ve buradan güncellemeler yapılıyor. Sizlere önerebileceğim Git Kraken kullanmanız. Çünkü iş hayatınızda, iş sektöründe çok fazlasıyla kullanılıyor GitHub. GitHub üzerinden çoğu şirket geliştirmelerini yapıyor. Geliştirmelerin yapmasının yanı sıra ortak olarak çalışmalar buradan yürütülüyor. Yine kapalı olarak yapılabiliyor, açık olarak yapılabiliyor halka. O yüzden GitHub'ı kesinlikle öğrenmeniz ve mezun olurken GitHub bilerek mezun olmanız gerekiyor. Ayrıca GitHub'ı kullanmak için size önerebileceğim uygulama Git Kraken. Git Kraken üzerinden de kendi oluşturduğunuz ya da başkasının reposuna erişebilirsiniz. Başkasının oluşturduğu repoya erişebilirsiniz. Daha sonra kendi güncellemelerinizi yapabilirsiniz. İşte değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Oluşturduğunuz reponuza göndermeler yapabilirsiniz. Farklı şeyler yürütebilirsiniz. Daha sonra başka nelerden bahsedebilirim? GitHub platformunu kullandığımızdan bahsettim. Pandemi sürecinde en sıkıntılı şeyin iletişim kurmak ve ortak olarak çalışmak olduğundan bahsettim. GitHub uygulamasının nasıl kullanılacağından bahsettim.
ve en zor kısımlarından atlattık. Daha sonra belirli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Pandemi sürecinde nasıl başarılı olduğumuzdan. Pandemi sürecinde uygulamamızın nasıl başarılı olduğundan bahsetmek için belirli kritik noktalara değinmem lazım. Nedir bu kritik noktalar? Bu kritik noktalardan ilki ve en önemlisi iletişim. Çünkü uzaktan bile olsa sağlıklı bir iletişim sayesinde büyük proje büyük aksaklıklarla karşılaşmadan gerçekleştirilebildi. Eğer biz kendi aramızda sağlıklı bir iletişim kuramasaydık ne olurdu? O zaman herkes kendi kafasına göre hareket etmek durumunda kalırdı. Bunun sonucunda ne yaşanırdı? İşte atıyorum proje tam olarak ilerleyemezdi. Herkes kendi bitirmesi gereken kod alanlarını bitiremezdi. Bunun sonucunda bazı durumlarda biz arkadaşlarımızdan işte görev dağılımı yaptıktan sonra bazı durumlarda işte bir arkadaşımıza diyorduk ki senin bu kısmı bitirmen lazım. Sen bitirdikten sonra bizler devam edebiliriz. Hani böyle bir mecburi durumlar yaşanabiliyordu. İşte iletişimsizlik sonucunda bu gibi durumlar aşılamazdı. İşte biz bu gibi durumların aşılmasını bu şekilde sağladık. Daha sonra ikinci kısım olarak, ikinci en önemli kısım olarak projenin planlanması. Projenin gerçekleştirmeye başlanmasından önce iyi bir plan oluşturduk. Daha sonra ise herkes kendi görevlerini bu plan üzerinden üstlendi. O yüzden planlama her türlü proje için en başta yapılması gereken şey. Tabii ki planlamanın uzun sürdüğünü ve planlama sürecinin çok zaman aldığını biliyorum. Fakat planlaması iyi olan proje yapım aşamasında oldukça kısa sürede bitiyor. Yani size bunun teminini verebilirim. Eğer ki planlama yapmazsanız sonucunda ne olacak? Şansınız yaver gidebilir. Projeye başlarsanız ve hızlı hızlı ilerleyip bir anda projenizi bitirebilirsiniz. İnanılmaz bir şekilde zaman kazancınız olur. Ama gerçekten de çok büyük bir şansa sahip olmanız gerekir. O yüzden planlama çok önemli. Yani her zaman böyle bir şansa sahip olamayabilirsiniz. Projenin ortasına geldikten sonra ya biz burayı yanlış yapmışız, biz başa dönmek zorundayız dediğiniz çok büyük zaman kaybına ve hayal kırıklığına uğradığınız motivasyonunuzu kaybettiğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden en başta plan kurmak önemli. Ve üçüncü olan en önemli kısımlardan biri de ortak bir platform kullanmak oluyor. Ortak platform dediğim şey ne? GitHub kullanmak. GitHub üzerinden ortak bir şekilde gerçekleştirmek projeyi. Bu platform sayesinde bir aradaymışçasına projenin gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Tabii ki zor bir süreç oldu. Tabii ki aksaklıklar, sıkıntılar yaşadık bu pandemi sürecinde. Takıldığımız yerler, aşmakta zorlandığımız kısımlar elbette oldu. Fakat bunlar normalde de zaten yaşanabilecek olan sıkıntılar. Yani pandemi sürecinden öncesinde olsa belki bir tık daha hafif olmasına karşın yine de bunlar yaşanılabilecekti. Bizler bu dersin sonucunda ne öğrendik? Hem sanal dünyada mühendislik açısından iletişim nasıl gerçekleştirildiği gibi bir mühendis için çok fazlasıyla kritik olan bir konuyu ayrıntılarıyla öğrendik. Yine bu süreç içerisinde laboratuvarlarımızı gerçekleştirdik, teorik derslerimizi gerçekleştirdik. Bunları uzaktan canlı olarak gerçekleştirdik. Yine bu çok önemli. Sorularımızı sorup cevaplarımızı alıp interaktif bir şekilde öğrenebildik. Bunun dışında hem de bu pandemi sürecinde derslerimizin işlenmesinde kullanılan metotları kavrayıp yani derslerimizin işlenmesi sürecinde olan metotlar derken canlı yayında gördüklerimizi yani bir hocamız bize Zoom üzerinden canlı yayın yaparak nasıl anlatıyorsa buradan edindiğimiz tecrübelerle biz kendi aramızda projelerimizi nasıl geliştirebiliriz? Projemizi nasıl ilerletebiliriz?
Atıyorum iletişimi nasıl kurmalıyız, nasıl ilerletmeliyiz? Efektif bir şekilde bunları kullanmayı öğrendik. Bu sayede de çoğu şeyi bu derste kavradık ve projemizde de kendi arkadaşlarımız arasında projeyi nasıl gerçekleştirebileceğimiz tecrübesini yaşadık. Benim anlatacaklarım genel olarak bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olur. Yine pandemi sürecinden oldukça bahsettim. Pandemi sürecinde yaşadıklarımızdan. Bu süreçte yaşadıklarımız umarım çoğu arkadaşımıza, dinleyen çoğu arkadaşımıza örnek olur. Çünkü planlamanın ve iletişimin ne kadar önemli ve kritik olduğundan bahsettim. Ayrıca bilgisayar ağları dersinde öğrendiğimiz bazı küçük kısımlardan bahsettim genel olarak. Yaptığımız uygulamadan soru cevap yarışmasından bahsettim. Ve kod alanlarımızla üzerinden kısaca geçtim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Umarım faydalı olmuşumdur. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Sağlıcakla kalın.